Evet, ismin ne? İsmini öğrenebilir miyiz? İsmin, adın. Emine Nural. Nural. Emine Nural. Nural değil mi? Emine. Kaç yaşındasın Emine Ana? 85 yaşım. Maşallah. Biliyorsun hastalık nedeniyle belli bir yaştakiler, 65 ya. Yaşındakiler dışarı çıkamıyor. Çıkamıyor. Sen biliyorsun bunları değil mi? Tabii. Ya, söylediler ama bugün izniniz var. Bugün... Kapıya bakamaydım. Beni orada ceza yasadıklı. Yok, bugün izinli. Akşam saat 20'ye kadar. Saat 8'e kadar bakayım böyle şimdi. Saat şu anda 3.30 4'e geliyor. 4 desen evet. Bir 4 saat daha gezebilirsin yani. 8'e ama ha 8'e kadar. Kolay gelsin. Evet. Röportaj yapıyorum. Evet. Tabii bugün canım. 8'e kadar bunların izni var. Ben aradım. Ona kadar yaptım. Size tabii siz üretici olduğunuz için bilemiyorum. O üretici 12'ye kadar. 12'ye kadar. Evet. Kolay. Peki mezarlıklarımız var, gideceğiz. Hiçbir şey yok. Ha, bayramlara, mezarlıklara gidemiyorsun. Bayram da mübarek olsun bu arada. Onu da söyleyelim. Evet. Evet. Yani herkes gidemiyor da. Evet, bunlar herkes mezarlığa gidemiyor. Herkes mezarlığa gidemiyor. Şehit aileleri falan oldu mu onlar gidebiliyor. Yani şu anda biliyorsun korona nedeniyle hastalık nedeniyle yasak şu anda. Yani kabirlere gidemiyoruz. Bu bayram böyle oldu. İnşallah geçecek. Sen ilk defa mı çıktın? Kaç kere çıktın? Kaç kez çıkıyorsun dışarıya? Yani ne zamandan beri aşağı yukarı 2-2,5 aya doğru geliyor. Bir kere, iki kere mi çıktın? Üç kere mi çıktın? Mezarlığa mı? Yok, buraya dışarıya. Dışarıya ben bir gün izinliydim çıktım. Hı. Bir de babam izin vermediler, çıkmışım. Var bugün izin var bilgin olsun. Saat 8'e ya, kadar. Burayı da görmedim da. Şimdi tabii ki... İçini gördüm. Ha. Peki tam takip edemiyorsun. Bugün biraz daha uzattılar. Uzak değil evim ha burada. Ha evin, evde burada değil mi? Güzel evde bu. Çok darlandığın zaman da seslenirsin. Sana yardımcı olurlar. Şimdi biliyorsun hastalık da var. Allah göstermesin. Yani bundan bir an önce kurtarmak lazım. Yardım eder. Yalnız mı kalıyorsun sen? Yalnız. Eskiden babamın, kocamın eviydi. Eski evde ne olur? Beğenmediler. Gelin ağam gittiler. Herkes Allah rahmet eylesin. Aldılar. Kaliferli evle aldılar. Seni yanına almadılar yani he? Bu işler şimdi paraya gelince alıyorlar da yani. Ne kadar çayımız var köyde? Senin köyde çayın var mı? Ben almadım yapamam dedi. Sen yapamazsın tabii. Ben duvarı hep ben yapaydım. Evet. İhtiyaçlarını kim karşılıyor senin? İhtiyacını yeme, içme, temizlik, evde. Para bulsam kendim alayım diyecek. Evi de yaparım da. Kendin yapıyorsun yani. Evet. Yemeğini kendin yapıyorsun. Temizliğini kendin yapıyorsun. Evet. Yapabiliyorsun dediğimiz gibi. Bu sosyal yardımdan yararlanabildin mi sosyal yardım olarak? Herhangi bir şey bilgin yok yani evet. Onunla ilgili. Zaten olsaydı seni bulurlardı sosyal. Belediyeden Ahmet yollamıştı zaten. Ha, Ahmet belediye başkanımız. Evet. Erzak yolluyor değil mi? Belediyeden erzak, yeme içme erzak bir şeyler yolladılar sana. Yolladılar. Evet, devletimiz bakıyor inşallah. Devletimiz inşallah, yardımcı Allah oluyor. Yardımcı. Bugünlerde geçecek, tamam mı? Yani günün keyfini çıkarmaya gezebiliyorsan tabii gez. Yani günün keyfini çıkar ama yani o zaman eğer şeyin yoksa yavaş yavaş evde git dinlen. En güzeli çıkmamak. Evrağımızın üstünde bir ev, uşağımın evi Ankara'da duruyor.
boştu. Sen uzatmışsın, orada işte çıkartı, asayım, kuyruğu getiriyor. Biz uğraşıyoruz. İnşallah, hadi. Bu günler geçecek inşallah. Tamam mı? Güzel 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 işlerin bittiyse yavaş yavaş evine git, güzel güzel otur. Oldu mu? Hadi hayırlı bayramlar anacığım. Hayırlı bayramlar. Hayırlı.